Bizler aktif toplumda ne yapılması gerekiyorsa ki bunlar nedir? Birbirimizle diyalogtur, işbirliğidir, iletişimdir. Sizler de takdir edersiniz ki iletişim araçları bu kadar artmasına rağmen insanlar arasında iletişim bitiyor. Cep telefonu, internet, aklınıza gelebilecek yüzlerce çağrı aletleri bugün arz endam ediyor. Düğmeye basıyorsun, dünyanın öbür tarafındaki insanla görüşebiliyorsun. İletişim araçları yaygınlaşmış ama iletişim de o oranda düşmüş. Komşu komşudan haberdar değil. Beldede bir problem olduğunda eğer kişi kendisini ilgilendiriyorsa kulak kesiliyor. Ama kendisini ilgilendirmiyorsa oralı bile olmuyor. İşte biz dediğim gibi burada bu iletişim araçları, bu imkanlar içerisinde, bu zenginlik içerisinde bir şeyler ortaya koymak istiyoruz. Kültürel yayınlar, dediğim gibi toplumumuza faydası olabilecek her türlü seminer, konferans, panel ya da daha büyük organizasyonlar. İnanın şunu da hayal etmiyor değilim. Yarın bir Avrupa Birliği projesinde neden Karaçalı Kültür ve Dayanışma Derneği olarak belediyelerimizle işbirliği içerisinde bir faaliyet yapmayalım. Bunlar çok zor şeyler değil. Ama burada küçük bir ateşi tutuşturmak, küçük bir başlangıç yapabilmek inşallah budur hedef. Biz burada başlangıç olarak 11 arkadaş, ben ki bunlara ileri gelenler diyorum. Neden ileri gelenler diyoruz? Çünkü bir şeyde öne atılabilmek, ileriye çıkabilmek kolay değil. Bugün sizler de takdir edersiniz ki toplum içerisinde işte kaba tabirle af buyurun okumuşlar diye bir tabir var. Bugün nedense bunların birçoğu ileri gelen değil de geri duran olmuş. Ve geri durula durula hiçbir şekilde bu toplumun önünde, bu toplumun medyasında, bu toplumun çeşitli makam ve mevkilerinde bulunmaması gereken insanlar bulunmuş. İşte televizyonlarda izliyorsunuz Bülent Ersoy'un rezillikleri. Yani toplum artık bunları konuşmuş. Neden? Çünkü yetişmiş, birikimli, kültürlü insanlar ileri gelmemişler. Yani bir toplumun önde gelenleri olmamışlar. İşte biz bunu kırmak istiyoruz ve inşallah da bu konuda biz başarısız olsak bile bizden sonrakiler inşallah bu bayrağı daha ileriye götürecektir. Bizim hedefimiz, gayemiz budur. Tabii ki bunlar, bu çalışmalar bir kişinin zümresinde olamaz. Bir topluluğun da zümresinde olamaz. Ya da bir görüşün, bir fikriyatın yuvası da olamaz burası. Olmamalı. Eğer böyle bir şekle girdiğimiz zaman sizler bizlere uyarmak durumundasınız. Eğer biz böyle bir yanlış yapıyorsak ve sizler de sessiz kalıyorsanız o zaman yine başa dönmüş oluruz. Burada hiçbir kimsenin şahsi bir makamı veya bir yeri, binası olmayacak. Her konuda herkes burada fikrini, zikrini söyleyebilecek bir yapı olacak inşallah. Ki biz buraya en kısa zamanda Karaçulha Araştırma Geliştirme Merkezi, KARGEM adını verdiğimiz bir sistem oluşturmaya çalışacağız. Bunu da yaparken burada gerçekten eğitim olarak belli noktalara gelmiş insanlar ya da hayat tecrübesi olarak belli bir yılları devirmiş insanlara çağrı yapacağız, işbirliği yapacağız. Burada bir şeyler üreteceğiz. Bu ürettiklerimiz tabii ki burada kalmayacak. O zaman yine bir anlamı yok. Yine toplumla paylaşacağız. Gazetelerle, dergilerle, belki de televizyonlar aracılığıyla bunları topluma, kamuoyuna anlatırsak geçmişin o ihtişamlı değeriyle yarınki nesiller çok daha net önlerini görebileceklerdir inşallah. Biz 11 kurucu yönetim kurulu arkadaşla başladık bu işe ama bugün genel kurulumuz var ve tüzük değişikliğiyle 7 yönetim kuruluna düşüreceğiz. Çünkü 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyesi, 3+3 denetleme kurulu üyelerimiz olacak ve daha sonra da çalışmalarımızda komisyonlar oluşturarak sizlerle birlikte karınca kararınca beldemiz için, çevremiz için, bu toplumun daha aktif olabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Başkanımızın da ifade etmeye çalıştığı gibi bunları yaparken de tabii ki sizlerden elinizde olan bütün imkanları kullanmak ve birlikte bir şeyler ortaya çıkarmak istiyoruz. Bugün basit bir örnek vermek istiyorum. Bir Soros bursuyla Karaçula'da A kalite bir dernek kurarsınız. Çok zor değil. Belli onların istedikleri doneler var. Onları verdiğiniz takdirde bugün Mesut Koç hiçbir kimseye çağrı yapmadan herkesin
belki de koşa koşa gelebileceği bir yuva oluşturabilir. Bir dernek, bir vakıf veya bir çalışma yapabilir. Ama bu değil ki. Burada ne yapıyorsak bizim için yapılacak, biz yapacağız. Ve eğer hepimizin alın teri bulunursa, işte o zaman yarın huzurlu bir şekilde bu toprakları terk edip gidebiliriz veya gelecek nesillere bırakabiliriz. Ben son söz olarak gerçekten şu değerli vaktinizi ayırarak Karaçuva Kültür ve Dayanışma Derneğimizin açılışına teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben bundan sonra da yapacağımız her türlü çalışmada bu değerli insanları, sizleri aramızda görmek istediğimizi belirtiyorum. Ve tekrar bütün dernek yönetim arkadaşlarım adına saygılarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar.